tartışamamışlar da. Bunlar o hareketi yaptılar. Sonrasında bir bak bakalım ne var. Kimse bizi yasaklamamış. Ve o dakikadan itibaren hala da söylüyorum, şu anda da söylüyorum. 2016 yılındaki Merkez Sekreteriyadaki gerçek yazıyı alacaklar, bakacaklar, bahaneleri buysa. Al bak, ben bunu kendimden emin nasıl söyleyebilirim? Benim bunu söyleyememem lazım, bu resmi çekememem lazım ama o dakikadan itibaren çekiyorum. Ve karşımda bir iddia, hani iddia çok da hep de bir de şu var. Perde arkasından kimliği meçhul birileri. Benim bak telefonum var. Sen beni tanıyor musun? Daha ilk defa bak ne kadar rahat ulaştın, doğru mu? Herkes bunu yapabiliyor. Yazabiliyorsun, evet. Yazabiliyorsun, sesli görüşebiliyorsun. Ben senin ne cismini biliyorum, bak fotoğrafın da yok. Ne kim olduğunu biliyorum. Belki söylediklerin gerçek değil, başka bir yerden arıyorsundur. Hiçbir rahatsızlığım var mı? Heyecanım, sıkıntım var mı? Her zaman her yerde bu kadar rahat, bu kadar şeffafım. İsterse karşıma hakim çıksın, isterse devlet reisi çıksın, isterse dağdaki çoban çıksın, isterse bilmem dünyanın dört bir tarafından kim çıkarsa çıksın. Benim duruşum net, içim de aynı, dışım da aynı. Her yerde bu kadar bak hızlı hızlı, rahat rahat konuşuyorum ve tezatlar yok. On binlerce yayın var, tezatlar yok, aldatıcılık yok, yalan yok, birbirini yalanlama yok, küfre hizmet yok. Bin türlü rezilliği, alçaklığı görüp de sessiz kalmak yok. Bir de bunlara dinimi bulaştırıp da dinimi alet edip de savunmak falan, Allah korusun, lanetli bir iş. Bunu yapana lanet var. Lanet etti Allah-u Teala ve Hazreti Resul. Lanet etti. Nasıl yapacağım ben bunu? O zaman işte benim duruşum burada. Ve bu kadar kişi uğraşmak istemişler. Hepsi perde arkasından uğraşıyorlar. Bak bir saatte deli yasaklaması çıktı. Çıkartan profile bak, saatte zaten herkes baksa anlar. Arkadaş listesi kapalı, geçmişi yok, yeni açılmış. İsim sahte, sahte olduğu meydanda. Verdiği bilgiler sahte, şu hastaneden, şuradan, buradan demiş. Ya benim sahte raporumu yaymak için şu hastanede okumuş bir adam mı açar ya? Ya o adam, o 2012'de öyle bir sahte rapor yazmışlar, 2012'yi ayarlamışlar. 2012'deki sahte raporu sen niye 2015'e, 16'ya hatta 16'ya kadar yaymıyorsun? Bu şeyde tutmadıktan sonra, sahte yasaklama yazısı da tutmadıktan sonra o çıktı sahneye. Onu da çıkartmak için böyle sahte profil açmışlar. Sonra 2012 yazmışlar. Bak aç, benim ismimi arat. Habertürk'ten manşetten verdiler. Atatürk'e gay dedi yani. Duydun mu bilmiyorum. Eski takipçiler biliyorlar. Beni 2013 yılında, 2013, 2013, 2014, 2015'te haberlerde görebilirsin yargılamalarıma dair. Hatta 2016'da. 2016'da bile haberlerde beni bulabilirsin, yargılanıyorum. Mevzu oluyor, önemli görülüp haber yapılmış. Atatürk'e gay dediği, beraat ettiği, yok ya savcı takipsizlik verdiği, yok bu defa ceza aldığı, yok şu bu. Kıvranıyor, onlar da kıvranıyorlar bir taraflardan böyle önümü kesebilmek için. Her şey kapı gibi sağlam, nereye ceza vereceksin? Ya her şey apaçık meydanda, nereye karalayacaksın? Ben 2012'de deli rapor almışsam 2016'da niye yargılanıyorum? Bunların evraklarını da paylaştım, arkadaşlar da paylaştılar. Devletten de paylaştık. Elimize gelmiş evrakları taradık, paylaştık. Tarihlerine, karar tarihlerine, yargılama tarihlerini gösterdik. Ve o kararların, o mahkemelerin şeylerini gösterdik. Hani dava numarası var ya, o dava numarasını bilmem, esas numarasını ne diyorlarsa onları gösterdik. İşte tarih burada, işte davanın takip notu burada. Hani sözde biz dava, ben dava edilmişim, akademi dava edilmiş ya. Cübbeli sallıyor ya, o numara yok. O davanın sözde şikayetin takip numarası olur. Her şikayetin, her davanın takip numarası olur. Kovuşturma numarası ve mahkemenin takip numarası olur. Dava numarası. O yok. Ver ver diyoruz, veremiyorlar ama bak ben rahat rahat üste çıkıyorum. Her zaman veriyorum. Her zaman vermişim. İşte bu. Bak 2012'deki sahte rapor, işte bu. Dahası da var. Türkiye'de bir Kenan Akkuş diye çok ağzı bozuk, edepsiz, küfürbaz ama AKP-KK karşıtı Eskişehirli bir kırık herif var. Kendisi söylüyor ben raporluyum diye. Raporunu da paylaşmış. Kenan Akkuş, bak bakarsın görüşmeden sonra. Bu herifle de uğraşıyorlar çok, ama çok çok ağır, edepsiz, küfürle, hakaretle yapıyor. Gerçekten arıza olduğu belli. Çok yerde doğruları anlatmak istiyor ama haddi çok aşıyor. İftiraya da giriyor, ispatsız da paylaşıyor. Ve çok çok aşağılayıcı bir üslupla yapıyor bunu. Ama o Kenan Akkuş sorulduğunda profilinde, ya ben, hani seni niye tutuyorlar, seni niye almıyorlar dediklerinde her seferinde söylüyor. Diyor ki benim raporum var.
Benim raporum var diyor, benim ceza ehliyetim yok diyor ve paylaşılmış. Bir gün bu mevzu oldu arkadaşlar tarafından. Bu raporu, hani paylaştığı rapor var ya, Facebook'ta yıllardır paylaştığı Kenan Akkuş'un deli raporu. Gerçek olan o. Gerçek olan raporla bana uydurulan montaj rapor var ya, onu yan yana getirdik. Bir baktık, tıpkısının aynısı. Sadece üstteki bilgi kısmına Photoshop yapılmış. Üstteki bilgi kısmı var ya, hani şahsın isminin kimliğinin yazdığı yer. Orası değiştirilmiş. Alttaki doktorların, hekimlerin ismi, 6-7 kişinin ismi aynı denk gelmiş. Farklı tarihler gösteriliyor rapor. Ama onun gerçek şeyinde tarama yapılmış, kopyası alınmış, resmi alınmış. O Photoshop'la oynanmış. Doktorların hepsi aynı doktorlar. Hepsi aynı milimetrik aynı yere adını yazmışlar. Bir milim sapma yok. Aynı yere imzalarını atmışlar. En son yetkili olarak bir de mühür basılıyor hepsi adına. Mühür de tam milimetrik aynı yere basılmış. Mühürün içinde bir tane şey var. Tarih var. O tarih Photoshop'la silinmiş. Sonra el yazısıyla birisi ona çıktı alıp tarih atmış. Ve üst taraftaki bilgi kısmı değiştirilmiş. Ve bilgi kısmı değiştirilirken de bunu yapanın hukuk bilgisi olmadığı anlaşılıyor. Mahkeme adını doğru düzgün yazamamış. Yani elinde bir hazır belge var. O belgeden kopya edip de yazacak. Ama o kadar çok açık vermiş ki o üstteki metnin kısacık yeri düzenlerken bile hukuk tecrübesi olmadığı, mahkemelerin sulh ceza, asliye ceza, şu bu diye nasıl ayrıldığını, neyin neye baktığını bilmediği oradan da belli oluyor. Sahteliği oradan da açık. Alttan imzalardan da açık. Kenan Akkuş'un her yerde dolaşan raporunu, gerçek raporunu almışlar. Üstteki bilgi kısmını oynamışlar. Mühürün üzerindeki tarihi değiştirmişler. Geri kalan her şey birebir aynı. Bunu da ispat ettik. Bu da bak silindi gitti. Peki bütün bunlar yıkılıyor, siliniyor, gidiyor, yıkılıyor, tutmuyor sonra. Sen şimdi sıkıntı ediyorsun, bak için yanıyor. Diyorsun ki kardeşlerimizden sağlam bildiğim adamlar takip edecekler, yasaklandı diye etmiyorlar. Yanılıyorsun. Sağlam bildiğin insanlar bunları duymaya başladığı anda bu kadar konuşturmazlar. Gerek yok. Niye konuştursunlar ki? Belli zaten. Hemen hemen anlarlar, dönerler. Peki bunların önüne yine çıktı bu akademi paylaşımları, bu notlar, bu ikazlar. Bir oturur düşünürler, 7 sene niye yasaklanmadı ya? 7 sene sonra ne oldu? Tam aksine biz, çok kritik bir an geldi. Anlattım onlara, denk gelmişsindir. Arif Ahmet Bey abimizin alemi değiştiği süreçte büyük pusular kuruluyordu da biz hizmetimizi artırdık. Daha daha böyle asil duruşlar sergiledik. Daha daha dik durduk, daha daha bedel ödedik. Tam aksine bir şey yapılacaksa, bir dünyada karşılık verilecekse alnından öpülecek tavırlar sergiledik, duruşlar sergiledik. Bunlar yollarını ayırdılar. Neden? Zaten gönülleri yoktu ki. Zaten kuru kalabalıktılar. Ben bunları sayfada senelerce fırçaladım. Eski takipçiler biliyor. Siz ne işe yarıyorsunuz dedim ya. Biz bunları duvara mı anlatıyoruz? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sayfa açamıyorsunuz. Blog açamıyorsunuz. Destek olamıyorsunuz. Yorum yapamıyorsunuz. Varlık gösteremiyorsunuz. Ya en azından kendi etrafınızda şöyle bir sağlam yayın duyulsun. Bunlar öğrenilsin. Kardeşlerimiz işte ise sizin vesilenizle İyice öğrensinler o ihvanımız, mensuplarımız. Onların duruşları güçlensin, kuvvetlensin. Müslümanlar bu şekilde kuvvetlensin, böyle böyle dedim. Fırçalayıp fırçalayıp durdum bunları senelerce. Bunların zaten samimiyetsizliği, o kalabalığın, kuru kalabalığın samimiyetsizliği meydandaydı. Ve demin de söylediğim gibi sonrasında peşimizden merkezimiz aynı tavrı sergiledi. Kelpler, köpekler bunlardan daha faziletlidir dedi. Bizim düşmanlarımıza